kenara alalım, kenara. Sayın İşim Müdürü, Sayın Yapımcımız Mehmet Bozdağ Bey'in ekibimizin, bütün oyuncularımızdan, biz tabii genç bir kadroyuz. 30 yakın ana kadrocumuz var, binlerce yardımcı oyuncumuz var, 250 kişilik kamera ekibimiz var. Hepsini çok çok selamlarını iletiyorum. Sağ olsun belediye başkanımız bizi davet etti, bir de ödül aldık Çorum'dan. Bizim aldığımız en önemli ödüllerden biridir. Ben yapımcımız adına, şirketim adına, şanlığımız adına, oyuncumuz adına çok teşekkür ederim Sayın Belediye Başkanı ve Çorum halkına. Bizi çok güzel ağırladınız. Zaten ben Ankaralıyım, hemen hemen yarıda Çorumlu sayılırım. Teşekkür ederim ilk kez geldiğim buraya. Çok güzel bir şehriniz var, çok inanılmaz bilinçli olduğunu gördüm. Gerçekten engelleri olan desteğiniz için de ben ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca beni layık gördüğünüz ödüle de teşekkür ederim. İlk ödülüm olduğum benim. İnşallah devamında gelecek. Bana şanslı gelirsiniz inşallah. Yani bir engelli ağabeyim. İlginiz alakası için ayrıca teşekkür ederim. Özellikle birkaç gün önce eğit verdiğimiz jandarma uzman olmuşu Mustafa kardeşimiz için de sizlere taziye dileklerimizi hem arkadaşlarım adına hem de şahsım adına etmek istiyorum. Böyle güzel ve olur yüzü bir şekilde, sahabeler şeklinde, Evliyaullah'ın olduğu bir şekilde bulunmak, bu doluya rağmen, bu yağmura rağmen, İçeride bilmiyorum kaç bir kişi var, bir o kadar da dışarıda çok tatlı bir izdiham diyelim. Sağ olsunlar hani tek tek kardeşlere imza çekilemedik. Siz kusurlarımızı onlara da hani getirsiniz. İnşallah tekrar olur diye biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Çorum'la ilgili çok özel manevi bir yaşantım, hikayem var yani. Çorum benim için önemli. Çorum'dan yani 15 sene önce bana gelen iki tane minik bir öğrenciyi yetiştirdim. Şu anda üniversiteyi bitirdiler. Çok başarılı olarak İzmir'de ve İstanbul'da sanatçı olarak yaşıyorlar. Onlar bana Çorum'dan geldi. Ben Çorum'a ancak gelebildim şimdi. Ama onların haberi yok. Benim için böyle bir dalgalanma yaşıyorum. Çorum'un yeri ayrı bende. O yüzden ne diyeyim, heyecanlıyım, karışığım. Böyle dört göz her yeri izlemeye çalışıyorum. Evde filmi izlerken, dizi izlerken yaşadığım duygu yoğunluğunu, salonda esasında millet olarak yaşadığımızı bir kez daha müşahede ettim. Hakikaten azdır bu. Yani orada biz Halime Sultan diyoruz ya, Halime Sultan'ın da rolümüzü inanarak oynuyoruz ki size geçiyor o duygu yoğunluğu diye ifade ettiği Esra Hanım'ın. Bütünleşmeyi yaşıyoruz. Hakikaten yaşıyoruz. Sizler de inanıyorum ki samimiyetle, rol gereği değil, samimiyetle kendinizi vererek onu yapıyorsunuz ki o bütünleşme, karşılıklı kucaklaşma yaşanabiliyor. Çok önemli bir misyon üstlendiğinizi ben ifade etmek isterim. Hani bir şeyi başarmak zordur ama çıktığınız yerde kalmak çok çok daha zordur. Şimdi TRT kurum olarak bunu yaptı. Tekden Yapım yapımcı firma olarak bunu yaptı. Sizler de oyuncu olarak bunu yaptınız. Türkiye'de yani dizi oyunculuğunu, dizi çekimini fevkalade yüksek bir noktaya taşıdınız. Hele konuşmamda da ifade ettiğim gibi tarihin yozlaştırılarak reytinglere kurban edildiği bir dönemde ve ne yazık ki çok yüksek bir reyting aldığı, o yozlaşmaya rağmen yüksek bir reyting aldığı bir dönemde böyle bir şeye cesaret etmek bir kere başlı başına takdire şayan. Onun için oyuncu olarak sizleri, yapımcı olarak firmayı ve TRT'yi hakikaten tebrik ediyorum. Muhteşem bir dizi. Bu kadar reyting yakalaması da tesadüfi değil. Aslında milletimize anlatıldığı zaman bunlara ilgiyle, merakla, hasretle baktığını ve kucakladığını görüyoruz. İnşallah bunun tabii devamını bekliyoruz. Fark ettiğim gibi yakalanmış olan başarı seviyesi fevkalade yüksek bir seviyedir, takdire şayandır. Ve bununla az önce teyzemizin ifade ettiği gibi okumanın ötesinde görsel olarak da hafızalara bunu kazıyorsunuz. Obadan inşallah devlete, devletten efendim imparatorluğa gideceğiz. Umarım devamını getireceksinizdir bunu.